hocam, muskanın ve büyünün Kur'an'ımızda, dinimizde yeri nedir? Gerçeklik payı nedir? Büyünün ve muskanın yeri var mı yani? Evet. Peki, cevaplandırayım. Şimdi muska ile ilgili Kur'an'da bir şey yok. Yani bu şekilde net bir şey yoktur. Tabii ki nuska ne yapılıyor, nuskada ne yapılıyor, neler yapılmaya çalışıyor, nuska ile ne yapılmaya gayret ediyor, onu söyleyeceğim. Düğünün yeri var mıdır? Sihir yani. Sihrin türevleri hakkında ayetleri var. Ayetler var. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam olayı anlatılırken sihirden bahsediyor. Hayalden bahsediyor. Oradaki yani sihirbazların yaptığı sihrin birer hayal olduğu ve insanları etkilediği, hani ellerindeki sopayı atıyorlar, yılana dönüşmüş havası veriyor, içinde cıva olduğu söyleniyor ve cıvalarını yani insanların gözlerine böyle gerçek bir hareket halinde olduğu için de ufak parçacıklar gerçek yılan gibi görünüyor. Ama Hazreti Musa elindeki asayı atınca Musa'nın asası gerçekten ejderhaya dönüşüyor ve bir mucize olarak hepsini yutuyor. Şimdi o var. Harut ile Marut olayı vardır. İki meleğin gönderildiği, niye gönderildiği konusu çok tartışılmıştır. Ama daha önce insanların, özellikle cinlerin ve bazı kötü niyetli sihirbazların insanları etkileyen karı koca arasına ayırdıkları. Demek ki sihrin bu tür etkileri vardır. İşte Hazreti Süleyman zamanında bu sihrin çok etkili olduğu cinleri kullanmak suretiyle bütün bunlardan Kur'an-ı Kerim işaretle bahseder. Yani sihrin bir varlığı vardır. Bir kısmı uydurmasyondur, uydurma sihirdir yani, göz boyamadır. Bir kısmı ise etki eder, cinleri kullanır, değişik yaratıkları insanlar üzerinde yoğunlaştırmak suretiyle insanların maneviyatını sarsarlar ve insanları kontrol altında tutmaya çalışırlar. Bütün bunlar haramdır. Hangisi olursa olsun sihrin her türlüsü İslam tarafından mezmum kabul edilmiştir. Yani reddedilmiştir, günah kabul edilmiştir. Nuska ne yapılabilir? Nuska nedir peki? Nuskanın da öyle yüzlerce çeşidi olabilir. 98'i yalan üzerine kurulmuş. Adam değişik bir şey, şekiller yapıyor. Geometrik şekiller yapıyor böyle. Efendim değişik yıldızlar yapıyor. Tarot falı var, şu var, bu var. Onların dışında onlardan alınmış olan işaretlerle, sembollerle, geometrik şekillerle, cinleri çağırmak suretiyle, kötü ruhları, yani kötülük veren o manevi ruhları çağırmak suretiyle insanlar üzerine bir yoğunluk oluşturabilirler. Veya hiçbir şey yoktur. Ben Diyanet'te çalıştığım yıllarda, fetva bölümünde, komisyonda çalıştığım yıllarda bizlere nuskalar gelirdi. Vatandaş bize nuska getirirdi. Hocam şu nuska buldum evde, ne yapalım diye bize getirirdi nuskaları. Nuskalara bakardık biz. Ne bulurduk biliyor musunuz? Adam Osmanlıca coğrafya kitabındaki nehirlerin adını yazmış. Cahil bir adamı almış eline, vatandaşı kandıracak, parasını alacak. Kağıda yazmış bir şeyler, Arapça. Nuska yazdıran bilmiyor. Yazan ondan daha cahil, Arapça harfleri benzetmiş Osmanlıca kitabından, Osmanlıca bir ders kitabından yıllarca önce coğrafyayı anlatmış ya. Nehirlerin adını, dağların adını yazmış, dağların adını, nehirlerin adını yazıyor, nuska diye vatandaşa veriyor ve vatandaştan para alıyor. Ancak Allah'ın ayetlerini bir insan okuyamayacaksa, yanında bulundurmak niyetiyle işte Kur'an-ı Kerim'den fotokopi yapar veya bilen birine teberrüken yazdırır. Çünkü İbni Mesud radıyallahu anh'ın böyle bir şeysi vardır. Yani okuyamayanlar çocuklar için onu alır cebinin bir tarafında saklar. O ayrı bir şey. Allah'ın kelamı beni korusun Allah'ın lütfuyla diye. O ayrı mesele ama bu diğer şekildeki nuskaların tümü problemli şeylerdir diyorum. Bir telefon... İnşallah. Öncelikle gününüz hayırlı olsun. Allah sizi bizi hepimizi her türlü şerden uzak eylesin.